2 Kasım, 8 Kasım balık burçları bu hafta her şey isteyip hiçbir şey yapmama haftanız. Ya bunu da yaparım, şunu da yaparım, şöyle de yaparım, böyle de yapalım dediğimizi. Her şey isteyip ama hiçbir şey yapmaya vaktiniz olmayacak. Çünkü gerçekten çok yoğun, çok hareketli ve kendinize bile zaman ayıramayacağınız görevler, planlar, oluşumlar, işinizle ilgili çok yoğun evraklar, hesaplanması gereken olaylar çok fazla olduğu için biraz yorulacaksınız, geçmiş olsun. Ama gerçekten de altını şöyle çizmişim sizinle ilgili, hem buraya hem oraya bakıyorum. İşinizde yükseliş ve hedeflediğiniz noktanın bu zafer benim de diyeceğiniz bir heyecan ya da yöneticilerinizin size sunacağı o güzel teklif sizi çok mutlu edecek. O yüzden bu coşkuyu hep birlikte kutlayalım diyorum. Eski sevgilinizden haber bekliyorsanız, eski ilişkinizin dönmesini istiyorsanız ve eski ilişkin bana bir adım atsın içimdeki ufta. Ya gelse de ondan bir şey olmaz ama siz bu konuda ona bağlı ve o gelirse kendimi düzeltirim diyorsanız, evet bundan gelecek haberler size böyle bir mutlu edecek diyorum. Şöyle bir şey var. Eski borçlarınız da var. Yeni yapacağınız yatırımlarla birlikte yeni borçlar da edineceksiniz. Aman balık burçları, fazla açılmanızı istemiyorum. Çünkü bazı parasal konularınız ve parayla ilgili yapmak istediğiniz düzenler var. Bir de çevrenizden size para isteyecekler ve bu parayı da vereceksiniz, geri alamayacaksınız. O yüzden bu ara kime borç ya da kimden borç isteyecekseniz, isteyin kimseden borç istemeyin ya da kimseye borç vermeyin. Çünkü bu para geri gelmeyecek diye not almışım. Şöyle söyleyeyim, yani Kasım 8-15 Kasım arasına kadar mutlaka, yani 2 Kasım 15 Kasım arasına kadar da kredi çekmek isteyenlerle ilgili gerçekten kredi çekip ev yatırımı yapmak isteyeceksiniz. Bu doğru bir döngü. Uzun süredir borçları olup da sadece bir kredi ödeyeyim, bütün borçları kapatayım diyen bazı balık burçları da evet bunun için de kredi başvurunuz olacak. Ve gerçekten tüm borcu kapatıp sadece bir bankaya ödeme kararınız. Bu da sizin için yüklenmiş yorgunluklarınız için iyi gelecek diyorum. Kendi işini yapan özellikle dişçi olabilir, beyin cerrahı olabilir, kalp cerrahı olabilir. Muayenehane ya da yeni bir oluşum yaratıp kendi sisteminizi ve kendi kariyerinizle alakalı eğitim almak istiyor olabilir. Ses, kulak burun uzmanı bile olabilirsiniz. Bununla ilgili kendinizi geliştirip yüksek doçentinizi ve profesörlüğünüzü okumak istiyor olabilirsiniz. Bu size iyi gelecek. İş bekleyen balık burcu özellikle K ya da S ya da A harfi belirgin kişiden çok büyük bir destek alarak yeni iş kapınız olacak. Özellikle kız kardeş, abla ya da kadınlardan gelecek çok güzel bir iyilik göreceksiniz ve bu iyilik size huzur ve mutluluk verecek diye not almışım. Sağlık olarak sadece ye, iç, keyfine bak. Çünkü sen ne istediğini biliyorsun ve güzellikler sana doğru oluşumda devam edecek. Belki babanızla, baba soyunuzla alakalı bir sağlık problemi sizi yıpratabilir. Bununla ilgili koşturmalar yaşayabilirsiniz. Ama her ne olursa olsun sonu aydınlık ve ferah diye not almışım. Bir de evli olan balık burçlarında heyecan haftası var. Ya çocuk doğuyor ya da çocuk doğmak üzere ya da çocuğunuz olma heyecanı yaşayacaksınız. Bu da sizin evinizde çok büyük bir aydınlanma söz konusu. Gözlüğünüz ya da göz problemi olan bazı balık burçlara göz doktoruna gidip gözlüğünüzü değiştirmeniz ya da gözlerinizdeki ağrılarının sebebi göz tansiyonunuz olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Yüksek eğitim dedim. Evet, bakıyorum tekrar. Bir de son zamanlarda boyunda hani düzleşme gibi bir sıkıntınız olabilir. Bununla ilgili bir doktorunuza gidin. Bu ileride sırt kamburluğu ya da sırtla ilgili sıkıntı yaşayacağınızın uyarısını da vermişim. Evet değerli balık burçları, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Sevgi, huzur, mutluluk her şey sizinle olsun. Günlük astrolojik yorumları takip etmek istiyorsanız benim astrolojiden ne haber sayfama geçebilir. Günlük dua ve ritüel ya da bazı yorumları takip etmek istiyorsanız da Akkaya Official sayfamı takip ederek günlük oluşumları da takip edebilirsiniz. Sevgi ve mutlulukta kalın. Allah sizinle olsun. Rabbim sizinle olsun. Her şey sizinle olsun. Ne istiyorsanız sizin olsun.